Değerli İstanbullular, bugün 6 Ekim 2020. Yaşadığımız güzel İstanbul'umuzun en anlamlı günlerinden birinin yıl dönümü. 6 Ekim tarihi, arkamızdaki İstanbul Boğazı'nı özgürce seyredebilmemizin, bugün İstanbul'da özgürce yaşayabilmemizin başlangıç tarihidir. Peki Burak Hocam, 6 Ekim'de ne olmuştu? Günümüzden 97 yıl önce 6 Ekim 1923 tarihinde bize Sevr'i uygulatmak isteyenler, Anadolu'yu işgal etmek isteyenler, bizi sömürmek isteyen İtilaf Devletleri büyük hüsranla İstanbul'dan ayrıldı. İstanbul'un işgal süreci ve kurtuluş sürecini asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Çünkü unutursak bunların bir benzerini daha sonra tekrar yaşayabiliriz. Biraz bu süreçten bahsedelim Hasan Hocam. 1914 ile 1918 yılları arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı'nda maalesef müttefiklerimizle beraber yenildik. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondos Ateşes Antlaşması imzalayarak savaştan çıktık ama bizi çok daha kötü günler bekliyordu. Mondos Ateşesi'nden sonra Anadolu'nun dört bir tarafı işgal edilmiş. İşgallere karşı direnmeyelim diye ordularımız dağıtılmış, silah ve cephanemize el konmuştu. Mondros'tan 2 hafta sonra 13 Kasım'da işgal donanmaları İstanbul Boğazı'na yerleşti. Başkentimiz olan İstanbul resmen değil ama fiilen işgal edilmiş oldu. İstanbul'un yaklaşık 5 yıl kadar sürecek olan bu işgal süreci bu şekilde başlamış oldu. 13 Kasım tarihi Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da İstanbul'a geldiği gündü. İstanbul Boğazı'na yerleşmiş İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan donanmalarını görünce geldikleri gibi giderler dedi ve dediği gibi de oldu. Ecdadımız cemiyetler ve Kuvayi Milli hareketleriyle bölgesel direniş hareketlerine başlamış. Atatürk de 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu'ya geçerek topyekun mücadeleyi başlatmıştı. Atatürk'ün gayretleriyle genelgeler ve kongrelerin ardından İstanbul'da meclis açıldı. Yine meclisimiz bağımsızlık bildirgemiz olan Misak-ı Milli kararlarını ilan ettiğinde işgal devletleri o gün resmi olarak başkentimiz Güzel İstanbul'u işgal etmiş oldular. Böylece fiilen Mondros'la başlayan işgal 16 Mart 1920 günü resmi işgale dönüşmüş oldu. İstanbul'da kapanan meclisin yerine Ankara'da yeni bir meclis açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Artık önümüzde yalnızca iki seçenek vardı. Ya istiklal ya ölüm. Ecdadımız istiklal uğrunda Anadolu'nun dört bir tarafında mücadele vermiş. İşgalcileri büyük bir hüsrana uğratmıştı. İşgalcilerin planlarını ve Sevr'i çöpe atmıştı. Lozan Barış Antlaşması'nı da imzalayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attı. 6 Ekim 1923 günü tüm dünyayı gösterdik. 2 Ekim 1923 tarihinde işgal devletlerinin son askeri İstanbul'u terk etti. 6 Ekim 1923 günü Refet Beli komutasındaki Türk ordusu İstanbul'a bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmurları arasında girdi. 5 yıllık hasretten sonra İstanbul tekrar Türklerin elindeydi. İstanbul ikinci defa fethediliyordu. İlk fethi 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmet gerçekleştirdi. Son fethi de 6 Ekim 1923 günü Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdi. 6 Ekim günü İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve bundan sonra coşkuyla kutlandı. 6 Ekim gününü ve İstanbul'un yaşadığı o acı dolu yılları hiçbir zaman unutmamalıyız. Bir daha o dönemin yaşanmaması için milli birlik ve beraberlikten ayrılmamalı, milli dayanışma ve milli kültürümüze önem vermeli, çalışarak içte ve dışta her zaman güçlü olmalıyız. Bize bu güzel şehrimizi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet, şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayana bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'e selam olsun. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı, serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u ikinci kez fetheden Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun. Napolyon'un dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olur dediği şehri 1923 yılında işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu kutlu olsun.